Şimdi Moody's'den gelen bir açıklama, Merkez Bankası içsel ve dışsal dengesizlikleri iyi yönetirse not arttırımı ihtimaliniz olabilir şeklinde. Artık evet. Ne yapılması gerekiyor Merkez Bankası ve Maliye Politikası tarafından ne yapılmalı? Şimdi tabii Merkez Bankası bir kere üstüne düşeni para politikaları açısından çok iyi bir şekilde yaptı. Biraz hani overshoot etti diyeceğimiz şekilde hani muzam karşılıkları falan çok arttırmasından şikayetçiydik ama şimdi elinde kriz ortamında atacak o kadar çok kurşunu var ki onları ihtiyaç halinde artık harcama imkanına, lüksüne sahip. Nitekim hemen bir önceki kararda işte 30 milyon günlük aldığı döviz ihalesini cancel etti. 30 milyon dolar. Artı döviz muzam karşılıkları 1-2 puan düşürerek toplamda piyasaya bir para çıkmasına, dövizi çıkmasına yardımcı oldu. Ve bu da hani dövizde sepetin 2 onlara kadar vurmuş halinden 2.03'lere doğru gerilemesine yol açtı ki zaten dolarda 1.70'ler işte artık bir cap yani bir tavan kabul edilebilir. Bunun üstü zaten enflasyonist etkileri de olacağı için pek arzu edilmiyor. Ama bunu önleyebilir mi? Evet önleyebilir. Bir kere ekonominin iç yapısı, iç talep açısından ve bankacılık, özel sektör, kamunun indikatörler açısından sağlıklı. Para politikalarında bu tedbirler alındı ve cepte kurşun var. BDDK tüketiciyi korumaya dönük zaten öteden beri biliyorsunuz döviz borçlandırmıyor tüketicileri. Yani ev kredisi vesaire hepsinin Türk lirası olması lazım. Onların işte fix veriyoruz. O riski biz alıyoruz fiyat riskini. Ondan sonra %50'sinden fazlasını veremiyoruz. İşte konutlarda %75 ticari konutlar veya yapılarda %50 gibi. Bu sınırlamalarda düzenleyici sınırlamaları. Üçüncü parantezde de çok ciddi maliye politikalarında değişiklikler olup özellikle uzak doğudan gelen ve hem yerli sanayiyi öldürüp hem de döviz açığımızı arttıran nitelikteki ithalata çok ciddi vergiler getirdi. Siz teknik olarak ne bekliyorsunuz? Ben teknik olarak faizin düşürülmesinden ziyade ki o çünkü negatif faizi daha da arttıracak. Enflasyonun işte 7 5,5-7 bandında olduğunu düşünürsek ya faiz politika faizi 6,25 5,75'e düşürdüğünüzde negatif faiz daha da artacak. Bunun aslında sonuna gelindiğini düşünüyorum. Tersine Sayın Erdem Başlı'nın da ifade ettiği gibi Amerika'dan ve kıta Avrupa'sından gelecek her kötü haberde bu tür komitelerden iyi haber çıkacak. Bu faiz düşümü mü olacak? Yoksa konvansiyonel olmayan muzam karşılığı arttırmıştı ya onu bir miktar geri mi çekip piyasaya biraz daha para verecek? Ama bugünkü faizimiz bizim enflasyonumuzun altında. Dolayısıyla bugün faizle oynamanın bizim para politikalarımıza çok bir katkısı olmayacak. Çünkü 6.25'te deseniz, 5.75'te deseniz mevduat faizi onun üzerinde. Niye? Çünkü biz 15-16 puan yani 100 lira aldığımızda bir Moody'den 16 lirasını hiç faiz almamak kaydıyla Merkez Bankası'na yatırıyoruz. Ortalama da 13,5-14 lira yatırıyoruz. Dolayısıyla o bizim maliyetimize ilave oluyor. Bu da bizim kurumlar vergimiz Türkiye genelinde %20 ödüyor bütün kurumlar. Ama biz bu maliyetler nedeniyle %30'ların üzerinde bir kurumlar vergisi ödüyoruz. Ama ekonominin ihtiyacı olduğu ve bu yönde bir ekonomi yönetim iradesi olduğu için tabii ki biz de bu önemli kurumların başında insanlar olarak buna uyum sağlıyoruz ve sağlayacağız. Peki enflasyon Temmuz ayında geriledi. Bu ne anlama geliyor Merkez Bankası'nın ileriye dönük politikalar açısından sizce? Şimdi zaten çekirdek enflasyon da son derece işte bu tarım fiyatlarını bir yana bırakacak olursanız son derece düzgün bir seyir izleniyor. Ve bu da hep o bandın, o 2 artı eksi 2 bandın altında, işte içinde giden bir enflasyonumuz var. Bu kapasite kullanım oranlarına baktığınızda %76 küsürlerden %74'lere geriledi. Yani sanayi üretimi. Dolayısıyla tabii ki stoklara da bakmak lazım. O konuda çok ayrıntılı bilgim yok. Ama görünen o ki artık toptan eşya fiyatlarındaki artışlar son derece zayıf. Hatta geriliyor. Malını satabilmek için fiyatı geriye bile atabiliyor. Artı kredi talebinden de anlaşılacağı üzere bankalara yönelik gerek bireylerin gerekse de kurum ve şirketlerin kredi taleplerinde de azalma var. Bu da iç tüketimin de azalma eğiliminde olduğunu, iç yani tüketim talebinin azalma eğiliminde olduğunu
gösteriyor. Biz bunu bekliyorduk zaten. Yani bugün konut kredilerinde aylık 0.75-0.80'ler konuşuluyordu, uygulanıyordu biliyorsunuz. Şimdi 0.95 ile 1.10 arasına geldi bu aylık. Bunu yılla teşmil ettiğinizde 300 yani 3 puanın üzerinde bir radikal bir değişim yaptı. Bu fiyatlara yansıttı bankacılık sistemi bunu. Ona paralel olarak da ev kredisi olsun, araba kredisi olsun onlarda talep daralması var. Genel amaçlı tüketici kredileri şimdilik koştur koştur gidiyor. Ama KOBİ'lerde bile hafif başını aşağıya eğdi. Şunu diyorum, görüyorum. Ekonomi soğudu. Yani soğuma eğilimine girdi. Yani iç talep tamamen kontrol altına alındı mı? Krediler ne gösteriyor? Şöyle, iç talebin tamamen kontrol altına alınması eğer bankalardaki kredi büyümesinin %25 dolaylarında kalacağı anlamına geliyorsa bu doğru, alındı. Yani oralara doğru gidiyoruz ve bir tek kurdan dolayı, bizim döviz kredilerimiz de var biliyorsunuz. Onlar kur nedeniyle birdenbire o yüzde itibariyle geçen yılla karşılaştırıldığında daha büyük. Ama sanıyorum ekonomi yönetimi Sayın Babacan o perspektifiyle de bakacaktır. Yani kur artışından mütevellit artan olay nedir diye. O bakımdan bir soğuma var. Hızı kesildi. Bunu yıl sonuna kadar bu eğilimi göreceğiz. Ama yine de Türkiye %5,5'ların üzerinde büyüyecek. Düşük faiz, düşük enflasyon ve büyüme ve de işsizlik azaldı biliyorsunuz. Bundan daha güzel göstergeler olamaz. Kamu borcu nette %29. Brütte de nette de yıl sonunda bunların %28 ve %42-43 seviyelerine doğru azalacağını bekliyor. Peki gelecek yıl kredilere sınırlandırma gelmesini, getirilmesini bekliyor musunuz? Evet bu olabilir. Zaten şimdi gelişmiş bir ekonomiye gittiğinizde %25 büyüyeceğim fazlasına izin vermiyorlar deyince gülüyorlar da biraz. Yani %25 daha ne istiyorsun? Az buz bir büyüme değil gibilerden. Ama belki daha selektif bazda. Çünkü ekonomi yönetimi de Türkiye geçiş ekonomisinde olduğu için yani sizin ihracatı, sizin gemiciliği, sizin turizmi finanse etmenizi ister. Enerjiyi finanse etmenizi ister. Çünkü enerji açığı var ileride görünen Türkiye'nin. Dolayısıyla biz bunlarla ya dövizi ikame ediyoruz ya da doğrudan döviz getiren girişimcilere yardımcı oluyoruz. Biz kredi veriyoruz, 5 milyon dolar yerine 10 milyon dolar ihraç ediyor adam gibi. Ama şudur bakın, esas itibariyle bunların hepsi kısa vadeli tedbirler. Uzun vadede ülkenin de bir business modeli var. Ona ekonomi politikası diyoruz. Yani iş modeli var. Türkiye'nin iş modelini süratle revize etmesi lazım. Yani siz eğer atıyorum doğalgaz çevrim santrali ile enerji elde edeceğim diyorsanız türbünü ve jeneratörü dışarıdan aldığınız gibi doğalgazı da dışarıdan ithal ediyorsunuz ve dövizler dışarıya gidiyor. Halbuki rüzgar, halbuki güneş, halbuki hidroelektrik, halbuki sizin burada olan lignit, kok demiyorum bakın, kok da ithal ediyoruz biz. Halbuki bizde dolu, yüksek kalorili veya orta düşük kalorili, ona göre tesis yapılabilir, enerji üretilebilir, kömürümüz namütenayi. Avrupa'da kömür kalmadığı için termik santrallar duruyor. Bizde kömür çok olduğu halde ve çevre faktörleri her zaman için kontrol altında olabilecek teknolojiler geliştiği halde o konuda hala zafiyetimiz var. İşte biz bankalar olarak bunu finanse etmek zorundayız ki Türkiye Cumhuriyeti geçişini tamamlayıp gelişmiş ekonomi haline gelsin. Ve bu olurken de zaten Moody's, Fitch, Standard & Poor's artık mazeret bulamasın, bizim reytingimizi arttırsın. Kredi büyümesi %25'ten kaça çekilir sizce gelecek yıl? Daha da geriye anlamında açıkçası bir şey beklemiyorum. Çünkü bakınız faizler %10'lar mertebesinde. Yani krediyle mevduatı şöyle bir paçalladığınız zaman, diyelim ki kredilerde 12-13 ki dövizi de kur etkisini de üstüne koyup üstüne de %5-6'lık faiz de koyduğunuz zaman 12-13. Zaten banka bilançoları otomatikman bir şey yapmasanız da ki o %10-12 büyüyor. Bir de %7 enflasyon var. Getiriyor sizi %19'a. Yani siz otomatik verdiğiniz, ödediğiniz, aldığınız faiz farkı kadar büyümek ve de enflasyonun üstüne bir reel büyümeyi sağlamak için otomatikman zaten bu dediğim %18-19 rakamların üzerine çıkacaksınız ki bankacılık sisteminiz büyüsün. Onun için ben daha da geriye düşürmesini beklemiyorum. Enflasyon rakamları mesela gevşeme için yeşil ışık mı? Şimdi şöyle diyelim. Merkez Bankası ciddi sıkı para politikası uygulayıp bizim aracılık maliyetlerimizi arttırdı. Ve bir seferde 400 puan ve toplamda 600 bas puanın üzerinde
Muzam karşılıklar arttı. Faizlerimizi sıfırladı. Yani netice itibariyle para politikası da yapabilecekleri faiz dışındaki bütün enstrümanları sonuna kadar kullandı. Bundan sonraki aşamada eğer ki dünyada düşük büyüme, talep daralması devam ederse likidite giderek sıkışacak piyasalarda. Onun için daha önce de söylediğim gibi eline daha önce toplamış olduğu kurşunları ki o rezervidir. Ki 93-95 milyar dolarlara yani Türkiye tarihinin en büyük rezervlerine ulaştı. Ki o hazinenin kendi parasıdır, bütçe fazlasıdır. Ki bu sefer sadece faiz dışı bütçe fazlası değil, faiz de dahil bütçe fazlası verdi. Tarihinde ilk defa maliyemiz. Ki bu muzam karşılıkları düşürerek Merkez Bankası'nda faizsiz tuttuğu parayı salmaktır. TL ve döviz cinsinden. Bu anlamda gevşek para politikasına geçebileceği bir noktaya geldi. Şu anda şöyle bir eğri düşünelim. Sıktınız, sıktınız, sıktınız. Buraya kadar sıktınız. Zaten limit de oydu. Şimdi iki şıkkınız var. Ya böyle sıkı devam edeceksiniz. Ekonomide böyle canlanma falan devam ederse onu yapar. Değil mi ki bu öncü göstergeler artık ekonominin burnunu aşağı çevirdiğini gösteriyor. O zaman sıktığınız para politikalarını hafif hafif gevşetmek için doğru zamandır. Gevşetecek mi sizce? Gevşetecek. Piyasa faizlerde daha düşüş bekliyor mu? Sizin beklentiniz ne? Yani o zaten hemen beklentilerin içine giriyor bugünkü yumuşama politikası. Ama ben hani faizi düşürmesi yerine daha anlamlı olacağını düşündüğüm muzam karşılığı düşürmesi ve parayı gevşetiyorum ve aldığım tedbirlerden çıkıyorum. Exit politikalarına başlıyorum mesajını vermesinin etkili olabileceğini düşünüyorum. Piyasa bunu satın aldı. Bundan sonra gerçekleri satar piyasa biliyorsunuz. Yani beklentiyi satın aldı. Şimdi gerçeği satar. Onun için buralarda karar kılar diye düşünüyorum. Çünkü gösterge faizini ve ona bağlı olarak hani hazine bonosunun faizi bir de kredi faizi ve piyasa faizlerine baktığınızda o ikisinin arasının da çok açılmaması lazım. Şimdi dövizde yönlü olacak onu da konuşalım çünkü Merkez Bankası TL daha fazla değer kaybetmesin diyor ama TL de değer kaybediyor. Şöyle tabii bu daha ziyade dış kaynaklı bir olay kanaatimce. Şu anda işte Amerika işte 150 kere galiba tarihte bu borç tavanını arttırmış ama hiç kimsenin haberi yoktu bu işten bu açıklıkla. Şimdi demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki kavga bunun böyle bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmasına yol açtı ve Amerika'nın imajı da bir yani karizması çizildi diyelim. Hal böyle olunca tabii tüketici daha doğrusu yatırımcı güvenliği de sarsılıyor. Kıta Avrupa'sına bakıyorsunuz. Yunanistan'ı kurtarırım dedi Almanya. Başka da kimseye dokunmam dedi. Peki Yunanistan'ı kurtarmanın anlamı ne? Şu, Yunanistan'ın kamu borcu %150. Yunanistan ekonomisi 300 milyar euro büyüklüğünde. 450 milyar euro şeyi var, borcu var. Şimdi borcunu sabit tuttu %150'de. Ekonomi büyüyemiyor. Eskisi gibi sadece demiryolu işçilerine 100 bin euro verip veyahut da çok komik hikayeler anlatılıyor. Yani bir hastanenin 10 tane bahçıvan kadrosu var. Fakat bir tek eksik var, bahçe. Yani hastanenin bahçesi yok. Yani bu tür ekonomisindeki verimsizlikleri ayıklarsanız Yunan ekonomisi 300 milyar euro değil 200 milyar euro. O zaman 450 milyar euroluk borcu nasıl ödeyecek? Yani zaten şişirilmiş bir gayri safi milli hasılayla. Dolayısıyla hem Yunanistan'ı hallettiniz, öbürlerinin durumu ne olacak? Şimdi herkes şöyle bir beklenti içinde kanaatimce. Ey Almanya, hani kıta Avrupa'sının devi, büyüme motoru. Sen bütün Avrupa'nın arkasına geç ve Fransa. Sen bunu garanti et. Herkes Eurobond'larını senin şeyine göre çıkarsın. Dikkat ederseniz hani senin garantinde çıkarsın. Şimdi çok enteresan bir eğilim oldu. CDS'lere bakıyorduk biliyorsunuz. Yani bir ülkenin batma riski. 5 yıllık da indikatör kabul ediyor. Şimdi kimse ona bakmıyor. Zaten Türkiye en altlarda kaldı. Bizim bütün ülkeler. Şimdi Alman ekonomisine yani Alman bunduyla arasındaki spread'e bakılıyor. Dövizde yönlü olacak bu tabloda. İkinci yarıda ben stabil olacağını düşünüyorum yarı genelinde. Yani yıl sonuna gittiğimizde Türk lirasının açıkçası hani dışarıdaki bu çalkantıyı bir yana bırakacak olursak diyeceğim ama bırakamıyoruz tabii. Bir kere Türkiye'nin ihracatındaki büyümenin artarak devam edeceği kanaatindeyim. Çünkü alternatifli bir ülke Türkiye. %10'un üzerinde arttırıyor her sene. Sadece geçen ay işte ilan edilen
TİM tarafından %20'nin üzerine yanılmıyorsam bir artış oldu. İthalatını da dengeye koydu. Kamu sektörüne baktığınızda dövizle ilgili hiçbir problemi yok. Bankalar olarak bizim pozisyonlarımız flat, yani hiçbir pozisyon yok. Halk kamuoyuna bakınca dövizde longlar, yani döviz borcu olmayan bütün hane halkının cebinde veyahut da banka hesabında dolar var. Böyle bir ülkede döviz üzerine bu kadar baskıyı anlamakta güçlük çekiyorum ve ben bu ralarda karar kılacağını düşünüyorum. Türk lirası faizleri de yüksek. Dolayısıyla o onu yakalayacak zaten. Yani bu 1.70'ler ve onun biraz altlarındaki seviyelerin yılın geri kalan bölümünde korunması bana daha akla yatkın görünüyor. Yani burada orta yol bulunacak diyorsunuz. Yani sepetin ben 2.10'lara taşmayacağını, 2.05'in sepet, %50 dolar, %50 euronun 2.05 ve altında yılı tamamlayacağı gibi bir düşüncem var. Siz aynı zamanda Dexia'nın icra kurulu üyesisiniz ve çok iyi takip ediyorsunuzdur. Avrupa bankaları işçi çıkarmaya başladı. Bu bize yansır mı, ne dersiniz? Valla Türkiye'de de duyduk biliyorsunuz o haberleri. Biz alıyoruz ama yani biz şube açıyoruz ve istihdama devam ediyoruz. Öyle yapıyorlar. Yani bugün sadece HSBC 30 bin kişiyi işten ayıracağını deklare etti. Şimdi 30 bin kişi dediğiniz zaman yani bizde 11 bin kişi var. 3 tane Deniz Bankı işten çıkarıyor adam. Yani bunları yapıyorlar çünkü geleceğe tabii güvenle bakmıyorlar ve verimliliklerini, üretkenliklerini ayakta tutmak için karlılıklarını artırmanın iki yolu var. Yani ya gelirinizi artıracaksınız ya giderinizi azaltacaksınız. Ya da ikisini birden yapacaksınız. Şu anda yapılan o. Ama büyük bankalar yine büyük karlar göstermeye başladı.